Esrar Oldu programından ve 2022 yılının son haftasından herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Cuma günü veda ettiğimizde tarihler Allah nasip ederse 30 Aralık'ı gösterecek. Koca bir yılı deviriyoruz aslında. İnşallah iyi geçmiştir. İnşallah aratmaz. İnşallah yeni yılda tüm niyetleriniz, dilekleriniz ve hayatınız daha da güzelleşir. İşte son yılın son haftasından herkese ilk günden, pazartesi günden merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Avusturya'dan geliyoruz biz. Avusturya'dan annemle geliyorsunuz. Birlikte. Ah, sizi mi getirdiler teyzeciğim? Bu sizin anneanne, için. Anne, baba, anne. Kim? Anneniz. Evet. Peki, hep mi izliyor? Evet, her gün. Aldım çiçeklerinizi, çok teşekkür ederim. Sizi severek izliyoruz. Sizi severek izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir el sallayalım şöyle herkese. Çok teşekkür ederim. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Avusturya'dan geliyorum. Siz de bu tanıdık mıyız, tesadüf mü? Tesadüf. 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 Aa, aynen. Güzelmiş vallahi. Çok teşekkürler. Buyurun lütfen. Hani ben konuşayım. Niye? Bir dakika, neden? Heyecan mı geldi bir anda? Heyecan bastı. Heyecan bastı. Buyurun. Yurt dışından geliyoruz. Öyle sizi seyretmeye geldik. Çok teşekkür ederim. Evet. İzliyor musunuz sık sık? Annem izliyor. Biz de beraber geldik. İki kızınız mı var? İkiziz. Ya çok tatlısınız maşallah. Tabii şu anda artık yetişkinler, kocamanlar. Ama bir de anneye sormak lazım küçüklük dönemlerini, değil mi? Çok zordu ama ne güzel. Pırlanta gibi iki evladınız var. Sağ olun bu güzel çiçekler için. Hadi başlayalım programa. Sevgili seyirciler, programa başlarken hemen bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Aslında sürekli de söylüyorum, anons ediyorum. KADES uygulamasını biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen bu uygulama şiddete karşı tek dokunuşla aslında bir yardım butonu. KADES'i telefonunuza indirin. Biliyorsunuz ki cep telefonları sadece sosyal medyaya, sosyal dünyada gezinti yapmamız için kullanılan cihazlar değil. Çok daha önemli işlevleri var. Bu işlevlerden biri de bu uygulama, KADES uygulaması. Şiddet sokakta, evde, çalıştığınız yerde, her yerde, her an başınıza gelebilir. Özellikle kadınlara bir çağrıda bulunuyorum. Erkekler aman biz indirmeyeceğiz gibi düşünmesinler. Şiddete uğradığınız bir anda eğer uygulamayı cep telefonunuza indirmiş olursanız, o dakika KADES butonuna bastığınızda size en yakın olan bölgedeki birimler, polis birimleri hemen bulunduğunuz noktaya geliyor. Uygulamaya girdiğinizde sizden istenen bazı bilgiler var. O bilgileri dolduruyorsunuz. Kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum yılınız, cep telefonu numaranız. Bunların hepsini doğruladıktan sonra sistem işleve başlıyor ve sonrasında da Allah korusun hiç kimsenin yaşamamasını diliyorum ama oldu da şiddete maruz kaldığınız durumlarda yine söylüyorum. Sadece ev içi şiddetten bahsetmiyoruz. Sokakta ve bulunduğumuz her yerde her an başımıza her şey gelebilir. O dakika uygulamaya basıyor olmanız sizin kurtarıcınız olacaktır. Aslında KADES imdat bana yardım edin demektir. O an itibariyle bastıktan sonra kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Programa da katılan birçok konuğum, kocamdan şiddet görüyordum, ailemden şiddet görüyordum. Sosyal medyada tanıdığım, yanına kaçtığım kişi bana şiddet uyguladı diyor. O sırada işte evden çıkması ya da şikayet etmesi zorlaşabiliyor ama bu uygulama eğer cep telefonunuzda olursa mağduriyeti yaşadığınız her anda polis, jandarma yanınızda. Bunu bilin lütfen. Ve şu anda da lütfen indirmeye de başlayalım. Olmayanlar da hemen indirsinler. Ne kadar çok kişi de bu uygulama olursa hayatınız o kadar güvende demektir.